64 bit işletim sistemi. Abi o söyleme onu, o söylemez. Kanka 16 GP. Cihazın kimliği 7BC. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir uzun kullanım testi videosuna hoş geldiniz. Bu sefer kimin laptopunu inceliyoruz arkadaşlar? Harun'un laptopunu inceliyoruz. Evet, Harun'a bağlanıyoruz şu an. Evet Harun, kanalımıza hoş geldin. İlk defa konuk oluyorsun. Evet. Yan taraftan da misafir konuk olarak Mustafa Demir. Yine her videonun her videonun şeyi. Evet Harun, şimdi senin bilgisayarını inceleyeceğiz kanka. HP Victus. Hoş geldin ilk başta. Teşekkür ederim. Şöyle bilgisayarı bir çekelim. Maşallah. Evet Harun, yaklaşık kaç yıldır kullanıyorsun bilgisayarı? Yaklaşık 7 aydır. 7 aydır kullanıyorsun. 7 ay oldu herhalde, evet. O zaman bir özelliklerini senden alalım. Özellikleri nedir bilgisayarının? Özellikleri Ryzen 5 5600 işlemcisi var. Evet. 16 GB RAM'i var. Evet. Ondan sonra 64 bit işletim sistemi var. Evet. Bundan başka 500 GB SSD'si var. 16 GB RAM. Evet. Ekran kartı? Zaten buradan da görülüyor. GeForce RTX 3050 serisi. Evet. Kaç GB? Kaç GB bilmiyorum. Biliyorum ona dedi. Dedim ya oğlum. Neyse olsun. Ekran kartı oğlum. Hmm. Aa, onu yazmadım notu falan. Abi. Orayı kes. Sen notlarını nereye saklıyorsun? Yazmıyor abi. Sen buraya geliyorsun, bu not aşağı düşüyor ya. Gelme kardeşim. Yazmıyor abi. Yazmıyor. Bunu yazmamışız biz. Bize bilmediğimiz yerden sordun. Şunu bir çalışın ya. Teşekkür. Evet Harun. Şimdi evet. Özelliklerini zaten kenarlara ekledim ben. Evet. Şimdi başlangıç olarak hangi programları kullanıyorsun? Mühendislik için aldım bunu. Mühendislik öğrencisin yine sen de. Evet, bizim gibi bu çukura düştün. Allah belamızı vermiş. Sen de bu belanın içindesin. Hangi programları kullanıyorsun kardeşim? Şöyle bir masa üstüne çekeyim. Bir C programı kullanıyorum. Proteus kullanıyorum. STM32 Cube IDE kullanıyorum. Başka ne varmış? Ben Photoshop programı var. Başka da çok bir şey yok. Şimdi benim burada gördüğüm NR, Photoshop, MATLAB. MATLAB var, doğru onu söylemedim. Tarzı programları. Bunları açarken bir sıkıntı falan yaşıyor musun? Veya kullanırken bir donma sıkıntısı. Yok. Takır takır. Takır takır çalışıyor. Parasının hakkını verdi. Kaç parayı almıştın zamanında? Kaç parayı almıştım lan? 7 kişi. Ne 7? 9. 9 bin. 9 mu oğlum, öyle bir şeydi. 9, 10 bin küsurat aldın. Baba sağ ol baba. Evet, memnunsun programlardan. Evet. Çoklu program açınca kasmalar falan oluyor mu yani? Yok. Kasma olmuyor. Kasma olmuyor. Çok. Evet. Zaten... Sen de yanındaki arkadaşın gibi bir PES bağımlısın. Bağımlısın. Liverpool, aşırı bir Liverpool taraftarı. Sildim ama. PES oynuyordun bir ara. PES 2021. Oyun performansı nasıldı peki bilgisayarın? Oyun performansı iyiydi. Ama şarjlı haliyle iyiydi. Şarjsız çalışmıyordu. Çalışmıyordu. Yani kasıyordu. Kasıyordu. Mustafa'nın gibi. Casper Excalibur gibi aynı. Şarjsız şey yapıyor. Şarja takmadan yani çalışınca kasma yapıyor. Bilgisayar konusunda en alt kısmını da gördüğüm için bu... Evet, o da bizim gibi bir Toshiba kullanıyordu. Bu üç ekip arkadaşlar Toshiba'cıydı. Benim Toshiba Afgan mülteci olarak geldi buraya. Gerçekten Afganistan'dan geldi. Bot yoluyla geldi bu. Bot yoluyla biz aldık. Ona Afgan mülteci yaptık. Ona bir yer verdik. Bir yiyecek içecek verdik. Misafir ettik. O da rahmetli oldu. Bot yoluyla nereden geldi o da? Abi, iyi işlemci yoktu ya. İyi değildi. Tabii, iyi değildi yani. İyi bile değildi. İyi değildi. Bir şey yoktu. İyi çıkmamıştı. Inside bir şeydi o herhalde. Ben hatırlayamadım. Neyse. Şimdi buna geri dönelim arkadaşlar. Sesiyle açılıyordu. Ta 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 diye. Açılıyordu. Allah uyandı falan diyordu. En beğendiğin özelliği bilgisayarının? En beğendiğim özelliği bilgisayar olmaz. En beğendiğim özelliği gerçekten bak. Samimi söylüyordum. Şerefsiz evladım. Bak pili çok iyi dayanıyor. Pili? Evet. Bir de çok çabuk şarj oluyor. Her yere götürüp getirebiliriz. Zaten ben de şunu, zaten şu tasarımı ben çok beğendim. Şunu bir göstereyim. Maşallah var. Kim akıl etmişse. Gerçekten çok iyi tasarım ve biraz elim büyüklüğünde görüyorsunuz arkadaşlar. Çok iyi tasarım aynı zamanda da. Pro parlıyor falan. Çok iyi. Ben beğeniyorum. Ben beğeniyorum. Gerçekten beğeniyorum. Beğeniyorum.
Anne çok iyi anne. Pilde... Anne! Zaten pil performansı nasıl diye soracaktım. İkinci olarak da. Pil performansı da çok iyi dedim. Aynen. En beğenmediğin özelliği. En beğenmediğim özelliği. Ne lan? Niye çekiyorsun beni? Yok. En beğenmediğim özelliği yok. Takır takır. Yok yani beğenmediğin hiçbir özelliği yok. Yok. Mükemmel. Mükemmel. Mükemmel ödesi bilgisayar diyorsun. Allah babamdan razı olsun. Teşekkür ediyorum babacığım. Evet. Mikael Çetin'e de teşekkür ettikten sonra yurt dışında kendisi. Evet. Atlanta. Tasarım. Tasarımını ben beğeniyorum şimdi. Yani şimdi şurayı ben bir göstereyim. Bir. Şimdi şurada dolar zaten artar inşallah Victus'un ismi. İnşallah dolar daha çok artar da babam da biraz geç gelir. Neyse. Tasarımını çok beğendim. Tasarımı ben beğendim abi. Allah var şimdi beğenmişim zaten. Şu inceliğe şu zarifliğe bakar mısınız? Bak. Şuna bak. Buradan yansıma da yapmayacağız. Evet. Bir... Aynalı. Kimin hangi bilgisayarda arkasında ayna var? Bak. Bu özelliği düşünmüşler. Mükemmel bir özellik. Şimdi ben en sevmediğim bu bilgisayarda ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Şu kısmı. Yani şu kısmı beni bir bilmiyorum. Bir soru işareti bırakıyor bazen. Neyini sevmedin lan? Neyini sevmedin? Hayır. Beğendim. Şimdi yine aynı şimdi çerçeveyi ince tutmak için donanımları buraya koyuyorlar tamam mı? Ama şura biraz kanlaşıyor. Lenovo'nunki de öyle. O kısmı sevmiyorum. Sende öyle bir sorun var mı sevmeme gibi? Bu adam olana çok bile. Bu ne? Mükemmel yani. Sen niye buna şerbiyesizlik hayır, yapma? Hayır ben diyorum. Bu tarz... Üzülme. Üzülme. Sen çok iyisin. Aa, yapma öyle. Ağlama. Beni de alıp şey. Bu tarz bilgisayarlarda ben kendi şahsi bir güzelim ama Harun'da herhalde bir o şeye fantezi var. Arkadaşlar Monster'dan çok iyi diye böyle şey çamur atıyor. Böyle bir şey yok. Yok çok güzel bilgisayar. Şimdi klavye tasarımını ne diyorsun? Yazarken kolaylık sağlıyor mu? Ses. Klavye, şöyle bir dokunalım. Klavye çok iyi. Bak mükemmel bir özelliği var. Bak bu her bilgisayarda yoktur. Ananı satayım. Bak. Şu ışığa bak. Şu ışıkları bir kapatsana. Şu ışığa bak. Işıklandırması var arkadaşlar. Çok bak. Görünmüyor. RGB koymamışlar buraya. Yine taş kaldı. Bak yine kötülüyor. Kötülemedim ama ışıklandırma. Sen de bu selefsizi dövedin mi biz? Tamam tamam. Mastery tamam. Annem görüyor zaten. Of. Geceleri var ya mükemmel oluyor. Harika bir ışıklandırma. Vallahi efsane duruyor. Kaç tane USB portu var? Çok zor yerden sordun. Sayalım. Hemen sayalım. Bir tane şey ince taşım. HDMI, tüpçe, USB, kenarda internet var. Diğer tarafa geçelim. Arkasında yok değil mi? Kaldırıyorsam yok. Arkasında yok. Burada da bir tane... Şöyle bir tane, iki tane USB var sanırsam. Yani 3 USB bir Type-C var. 3 USB bir Type-C var. Bir tane HDMI var. Daha ne olsun? Başka nereden sokacak mıyız? Doğru. Ne istiyorsun ya? Thunderbolt falan yok. Yok. İlk okula gidelim. Yine taşlar. Diyorum ya. Anlamadın ki taşlamayı da anlamadın. Thunderbolt girişi ya. Ne? Thunderbolt girişi. O ne lan? O da ayrı bir giriş kanka. Biz işte fakir olduğumuz için kullanamıyoruz hayır, öyle şeyleri. Hayır, bardak gözükmüyor şu an. Ya hem de işte gözüm vardır. Kamerası bu bilgisayarda şey var. Kamerası nasıl? Kamerası çok iyi. Bir kamera açabilir miyiz? Bir kamera açalım. Kamera değerlerinin hiç testini yapmadık bak. Kamera sen de. Gerçi biz bunu uzun kullanım testi olduğu için bunu testlere girmeye. Arkadaşlar. Oo. Yani beni bile yakışıklı gösteriyor biliyor musun? Estağfurullah. Sen zaten yakışıklısın. Teşekkür ediyorum. Erzurum'un gülü. Ya saçım güzel değilmiş. Niye demediniz lan bak? Yorumlara ya, Harun yakışıklı mı diye. Fotoğrafı çekelim ya durum ya. Gel Mustafa gel sen de. Gel. Evet Harun, bu videoda konuk olduğun için bilgisayarla birlikte çok teşekkür ediyorum. Sabah'a da ayrı bir teşekkür. Bu videoda konuk almak çok önemliydi. Çok teşekkür ederiz. Aynı zamanda hemen bir reklam. Videomuzun sponsoru Çetin ailesine çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Özellikle Harun'un annesi Ayten Çetin'e de çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Daha fazla böyle videoları gelmesi istiyorsanız abone olun, beğenin, yorumlara yazın. Böyle videoları çekiyoruz. Abone olun, Allah'a emanet olun. Bay bay. Kapat.